İktidarı kurtarmak için her türlü, üfürük, haberi yapan yandaş medya SSK, Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasında toplu sözleşme nedeniyle oluşan 11 ila 12 puanlık farkın kapanması için büyüme zammı geleceğini yazdı. Yeni Şafak gazetesi, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak olan zam oranını sızdırdı. Muhtemelen yalan çıkacak ama yandaş gazete emeklilerin maaşlarına yalnızca %37,56 enflasyon farkı değil, aynı zamanda 2023 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen %4,7 büyüme oranı da yansıtılacağını açıkladı. Böylece, emeklilerin maaşlarına %42,27 ile %46,6 arasında bir zam yapılması planlanıyor. Gazete, en düşük emekli maaşının da 7.500 TL'den 11.000 TL'ye çıkartılacağını iddia etti. Üvey evlat muamelesi görüyoruz. Bu iddiaların doğrulanması için, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yürütülen taslak çalışmanın tamamlanması ve meclise sunulması gerekiyor. Taslak çalışmada, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak olan zammın daha yüksek olması için ekonomi yönetiminin çeşitli formüller üzerinde çalıştığı belirtildi. Zam oranlarının kesinleşmesi ve resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte, emeklilerin maaşlarına zam uygulanacak. Hakları olan zammı alabilmek için büyük uğraş verdiklerini söyleyen emekliler, bu durumu Cumhuriyet ikramiyesinde de yaşadık. Şimdi yine aynı olayın benzerini yaşıyoruz. En düşük maaş 11.000 TL olacak deniyor, 11.000 TL'ye kiralık ev bulurlarsa hemen taşınırım. Bu parayla yaşamaya çalışacağız. SSK ve Bağkur emeklisi üvey evlat muamelesi görüyor, dediler.